Selamlar sevgili hanımlar, selamlar sevgili beyler. Özellikle yurt dışında kemik suyu kafelerinin açılmasını duyanlar ve benim geçen sene yaptığım sıvı kolajen videomu seyredip altına yüzlerce yorum yazanlar merhaba. Kolajenle ilgili o kadar çok şey yazılıp çiziliyor ki, yani internette destek kolajen, işte hap, toz, sıvı olarak yazın, karşınızda bir sürü doktorun, uzmanın, biyoloğun falan yazdığı makaleler çıkacak. Kimi diyor ki bunların zaten vücudumuzda yaş alırken eksilen kolajene bir faydası yok, siz normal beslenin. Kimi diyor ki, araştırmaları da inceledim bu arada, evet diyor, spor yapanlar, diz kapağında problem olanlar yahut deriyle ilgili erken yaşlanma problemi olanlar, İşte şu kadar süre onları besledik, ilikli kemik suyuyla şöyle iyileşmeler gördük. Özellikle ben gibi 60 yaş üstü insanların kıkırdak dokuyla ilgili sorunlar oluşmaya başladığında, bence, bu benim şahsi fikrim, çok iyi bir destek oluyor. Yani ağız yoluyla aldığınız kolajenle gün be gün eksilen o elastikiyet kaybını veyahut dokulardaki kendi kendini onarma eksikliğini rahatlıkla takviye edebiliyorsunuz. Ben bunu şahsen sıvı kolajeni denediğimde 3 ay boyunca, 3 ayın sonrasında param ya da maddi durumum imkan vermediğim. Çünkü sadece kolajen kullanmıyorum ben cilt yahut sağlıklı pardon yaşamak için. Birçok farklı şeyler de diyor. Mesela tiroid sebebiyle kalsiyum almam gerek, D vitamini almam gerek. Bunları kombin şekilde uygularken ara sıra 3'er aylık böyle kolajen kürleri yapıyorum diye. Şimdi Türk markalarına düşkünlüğümü biliyorsunuz. Her birinin fiyatlarını da inceledim. Instagram üzerinden sipariş verdiğim var. Migros gibi ya da Makro gibi yerlerde bulabildiğiniz özel üretim kemik suları var, ilikli. Ya da toz olarak bir Türk markasının yine ürettiği bir kolajen var. Hemen hemen 3 aylık kür hepsinde hemen hemen aynı fiyata geliyor. Ama derseniz ki ben her gün yani kemik suyu kaynatıp içemem, o zaman bu tip şeylerden yararlanacaksınız. Hepsinin gıda kodeksine uygunluğu saptanmış, hepsinin sertifikaları var. Gönlünüz rahat etsin. Sadece açtıktan sonra buzdolabında uzun süre kullanmamanız gerekiyor. Şimdi internet üzerinden de özellikle çimenle beslenen, yani bu biliyorsunuz deli dana hikayesini, farklı sentetik yemlerle beslenmemiş hayvanların kemik ve iliklerinden yapılmış et suyu kavanozda satışları var. Her gün kolajen miktarınızın azaldığını düşünürseniz yaş aldıkça, bunlardan 3 aylık bir süre tüketerek aradaki farkı görebilir. Ondan sonra da devam edip etmemeye karar verebilirsiniz. Evde üretebilirim dersiniz. Şöyle, eğer Facebook'tan yahut Instagram'dan Doktor İyi Et, Dr. İyi Et, Doktor Yunus Uçarcı'yı takip ederseniz, kendisi bu konuda uzmanlardan biridir, bir Yörük çocuğudur ve sağlıklı beslenme ve özellikle kolajen üretimi üzerine çok güzel yazıları var. Yazım hatalarına bakmayacaksınız çünkü büyük harfi, küçük harfi, üç noktası falan yok, ama inanılmaz akıcı bir dille vücudunuzun hangi besinden nasıl yararlandığını, kemiğin neden 48 saat kaynatılması gerektiğini falan anlatıyor. Ben ilk okuduğumda Allah'ım dedim, ben 48 saat bir kemiği nasıl kaynatabilirim? Annem rahatsızken, yani bağırsakları alındığında, ben ona bir yıldan fazla süre her gün kemik kaynattım. Hakikaten altını kapatıp uyandığınızda tekrar altını açıp çok 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 düşük ateşte bunu kaynatmanız gerekiyor ki kolajen, uzun süre pişirmede kolajen, prolin, glisin, glutamin gibi kıymetli bileşenler ve amino asitler açığa çıksın. Yoksa 3-4 saat kaynattığınız bir kemik suyundan yeteri kadar faydalanamıyorsunuz. Kemiğin çünkü canlı bölümü var, bir de o dışındaki kemik olan cansız bölümü dediğimiz cansız dokuları var. Bunların içindeki bütün mineral ve vitaminlerin açığa çıkması için bu sitelerde 24 saat diyorlar. Ama Doktor Yunus Uçarcı hayır diyor, 48 saat kaynatmanız gerekiyor. Ben size ileteyim, siz ne yapmak istediğinizde sonra kendiniz karar verirsiniz. Şimdi benim aldıklarım bunlar. Kolajen Hood toz olarak, öbürü Vegetable and Bones, yani Veg Bones, diğeri de Miamisa. Bunların üçü de farklı firmalar, farklı yerlerde satılıyorlar ama çok kolay ulaşabilirsiniz internetten. İster toz,
İster hazır kemik suyundan kendinize 3 aylık bir kür yapın. Bakın bundan sonra o eklem ağrılarınız, derinizdeki bazı elastikiyet ve kırışık sorunları hafifleyecek. Bir süre ara verip sonra tekrar başlayabilirsiniz. Şimdi şöyle küçük notlar da aldım burada. Vücudun emebileceği formda olması için bu minerallerin ve içerisindeki amino asitlerin açığa çıkması için suya geçmesini sağlamak için eğer evde yapacaksanız bu şekilde kaynatıyorsunuz, yoksa gerçek anlamda içerisindeki kolajenden, jelatinden faydalanamıyorsunuz. Kemik suyunun bol miktarda içerdiği jelatin, glukosamin ve kondriotin hem kemiklerin güçlenmesini hem de eklemlerin esnekliğini sağladığı için özellikle belli bir yaştan sonra diz kapağında ağrıları olan hanımlar ve bakın şu ses benim eklemimden geliyor. Eklemlerde böyle sorunları olan hanımlar ve beyler için ideal. Şimdi ilk önce şundan başlayayım. Butik üretim Mia Mesa. Instagram'dan ulaşabiliyorsunuz sayfalarına. Kavacık'ta bir kasapla anlaşmalı, doğru beslenen hayvanlarla çalışıyorlar. Onların kemiklerini kaynatıyor. Sadece içerisinde kemik suyu ve ilik suyu yok. Yanında soğan, sarımsak, kereviz sapı, havuç, biberiye, taze karabiber ve defne yaprağı da var. Bunların kendi varlıklarını sürdürme süreçleri ayrı. Diğeri şu backbone'sun ki ayrı. Çünkü bunlar özel bir yöntemle sterilize edilerek kapatıldığı için çok uzun süre buzdolabında saklayabiliyorsunuz. İster bu ister bu. İkisinden birinden 30 kavanoz benim buzdolabına koyduğum gibi. Her gün birer tane tüketmek üzere buzdolabınıza stoklayabilirsiniz. Aksatmadan bir aylık bir kolajen kürü de yapabilirsiniz. Ama size kalmış tamamıyla. İster toz, ister sıvı, isterseniz böyle doğal yoldan tüketebilirsiniz. 30 kavanozluk bir kür yapabilirsiniz. Sonra gözlemleyeceksiniz. Ben tadını beğendim. İlk önce, yani ilk aldığımda bir çorba yaptım. Şu hazır böyle bakliyatın olduğu şeylerle birlikte, paketlerle birlikte. Evdekiler de çok sevdi. Şundan başlayabiliriz mesela. Wegmans, domatesli, ilikli kemik suyu, taze sebzelerle kısık ateşte uzun süre pişirdik. Çorba yapmak için süper. Tamam. Ben buna bir de bizim mutfakta bu Anadolu çorbası karışımı var. İçinde yok yok. Bütün tahıllar var. Ve doğal bakliyatlar içerir. Protein ve lif kaynağıdır. İşte cilde iyi gelebilecek bir çorba hazırlayabiliyoruz mesela. Yalnız bunun içinde bir tane şöyle bir baharatı var. Bunu piştikten sonra içerisine katmak gerekiyor. Bir parça daha su ilave etmem gerekecek. Ve kaynatacağım. İşte doğal kolajen kaynağım bir çorbam olacak benim. Ama isterseniz bunları sade de içebilirsiniz, ısıtıp azıcık karabiber, bir limon koyarak, isterseniz yemeklerde de kullanabilirsiniz. Önemli olan o gün içerisinde bunları tüketmeniz. Bunun da içerisinde yine sebzeler var. Üzerinde yazıyor. Aşağıya linklerini koyarım size incelemeniz için. Fiyatları ne derseniz 20 civarı, 14 civarı. Ama bakayım eğer memnun kalırsam toptan alınabilecek bir yer bulmaya çalışacağım kendimi. Tadı fena değil. Yani paçalı olanı mesela benim çok hoşuma gitti. Domatesli olanı hiç fena değildi çorba yaptığım. Ama içerisine azıcık maydanoz, karabiber koyarak da böyle fort fort içebilirsiniz çorba gibi. Gelelim toz kolajene. Şimdi sıvı kolajen videomu izlediyseniz orada hatırlarsınız. Kolajenin kendi içerisinde sentezini tamamlayabilmesi ve daha hızlı dokular tarafından değerlendirilebilmesi için içerisinde C vitamini ve çinko olmasını her zaman tercih ediyorlar. Böylece garanti almış oluyorsunuz bundan faydalanabilmenizi. Hut kolajenin içeriğini size okuyayım. Bu arada tip 1, tip 2, tip 3 var. Bunu da anlatmam gerekecek. Şimdi kolajenin birçok tipleri var. Tip 1 ve 3 sizin deriniz üzerinde işlem gören, oradaki kolajenin daha hızlı ve kaliteli üretilmesine yardımcı olan tip kolajen. Tip 2 ise kıkırdak ve eklemler için. Onun için bunu seçme sebebim o zaten. Çünkü 60 yaş üstü olarak benim hem kıkırdak hem cilt olarak ihtiyacım var. Göz altlarımı bayağı toparladım şu derma roller yaparak. Görünür mü oradan bilmiyorum ki, çok yakın çekimde yapamıyorum bunlar. Bizim stüdyo şefimiz falan, 10 kişilik ekibimiz yok.
tek başıma kurup koyuyorum. Bir daha yakından eğer alabilirsem bu araya koyarım size görüntülerini de. Çok faydasını gördüm. Yani göz çevresine 0.25 derma rolları eye flash ampulleriyle beraber uygularken deri daha hızlı yenilendi ve kolajen takviyesiyle birlikte de bence olabileceğin en iyi sonucunu aldım. Hud Kolajen Türk markası. Şimdi GMP sertifikası var, helal sertifikası var. Eğer toz veya likit kolajen alacaksanız lütfen içerisinde helal sertifikası olup olmamasına bakın. Çünkü balık pulları ve kemiklerinden yahut domuz kemiklerinden, jelatininden yahut sığır jelatininden üretilenler var. Helal sertifikanız varsa sığır kolajeni yahut da balık olduğunu göreceksiniz. Ayrıca GMP sertifikası belli Avrupa standartlarında üretim yapılmış demek. Bu da size bir garanti veriyor. Bunun fiyatı 289'du. Tabii bu videoyu bir yıl sonra seyrettiğinizde ne olacak bilmiyorum. 2019 Kasım başı itibariyle böyle. Şimdi bunun günlük dozu var. Bu zaten bir aylık bir doz. Yani sonuçta şunlardan da alsanız hemen hemen aynı kapıya gelecektir sizin için. Şöyle açıyorum. İçinde kendi ölçeği var. 10 gramlık günlük verilen şey. Şöyle bir toz. İster yoğurda katın, ister suya katın, ister bilmiyorum ki yediğiniz herhangi bir şeye katabilirsiniz. Sıcak bir şey katmanızı tavsiye etmiyorum ama en güzeli yoğurtla oluyor. Ben öğlenleri almayı düşünüyorum. Çünkü sabahları tiroid hapım var. Öğleden sonra 4'e doğru kalsiyum ve D vitamini ve B12 mi almak zorundayım. Bunları birbirine doğru dağıttığım zaman daha sağlıklı olacağımı düşünüyorum. En azından kolumdaki şu demin duyduğunuz takırtı seslerinin jimnastik de yapmama rağmen geçeceğini umuyorum. Sağlıklı yaşlanmak için bence de siz de eklemlerin esnekliğini sağlamak ama hanımlar için dış görünüş daha önemli ya. Yüzünüzün, vücudunuzun derisinin daha sağlıklı ve elastik kalmasını sağlamak için kolajenden takviye alabilirsiniz. Hoşça kalın.